bizden 0,04'ü sayı doğrusu üzerinde göstermemiz isteniyor. Ekranda 0'dan başlayıp 0,1'e kadar ya da onda birliğe kadar giden bir sayı doğrusu görüyorsunuz. 0 ile onda birlik arasında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane eşit aralık var. Bu aralıklar Buradaki toplam uzaklığı 10 eşit parçaya böldüğü için, aralıkların her biri bu uzunluğun onda biri oluyor. Yani aralıklardan birini onda birliğin onda biri olarak da yorumlayabiliriz. Evet, bu aralıklardan her biri onda bire varmak için kat edilmesi gereken yolun onda biri değil midir? Kulağa biraz karışık geldiğinin farkındayım. Onun için isterseniz bu videoya biraz ara verip, onda birliğin onda birinin ne anlama geldiğini iyice anladığımızdan emin olalım. Burada 10 eşit parçaya ayrılmış bir şekil var. Bunlardan birini karaladığımızda, onda biri karalamış oluruz, öyle değil mi? Evet, burası onda birdir. Şimdi, bunun az önceki sayı doğrusunda onda birle eşit olduğunu varsayalım. Sayı doğrusu üzerindeki onda birlik, 10 on eşit parçaya ayrılmıştı. Bunu da 10 eşit parçaya bölecek olursak, şuna benzeyen bir şekil elde ederiz. Üstteki satır hala onda biri ya da onda birliği temsil ediyor. Ama şimdi, 10 eşit parçaya ayrıldığı için, bu 10 parçadan her biri, onda birliğin onda biri oluyor. Sayı doğrusundaki her bir aralık, buradaki kareyle eşdeğer bu karenin değerini 1 bölü 100 ya da 1 yüzde birlik olarak da yorumlayabiliriz. Çünkü 1 onda birliğin onda biri yüzde birliktir. 10 parçanın her birini 10 eşit parçaya bölerseniz 1 bölü 100 elde edersiniz, öyle değil mi? 1 onda birliğin onda birinin 1 yüzde birlik olduğunu bir kere daha tekrar ettikten sonra sayı doğrumuza geri dönelim. Artık buradaki aralığın 1 bir onda birliğin onda biri yani 1 bir yüzde birlik olduğunu biliyoruz. Bizden 0,04'ü göstermemizi istiyorlardı. 4'ün basamak değerini düşünecek olursak onda birler basamağında 0 var. 4 ise yüzde birler basamağında olduğu için bu sayıyı 4 yüzde birlik ya da 4 bölü 100 olarak okuyabiliriz. Bu aralıklardan biri bir 1 yüzde birlik olduğuna göre 4 yüzde birliğe gelebilmemiz için bu aralıklardan 4 tanesini kat etmeliyiz. 1 2 3 4. Evet, bu aralıkların 4 tanesi bizi 0,04'e yani 4 yüzde birliğe getirir.